Değerli Ulusal Kanalı izleyicileri, Yeni Dünya programından hepinize merhabalar. Bugün Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Elif İlhamoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün Elif ile birlikte Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Elif İlhamoğlu ile birlikte biraz NATO zirvesini konuşacağız. Ama NATO zirvesinin esas Asya ile ilgili kısmını konuşacağız. Biliyorsunuz NATO zirvesinde daha önce olmayan bir olay oldu ve Çin hakkında da kararlar alındı. Zaten geçtiğimiz bir iki aydır Atlantik cephesi bu yönde çalışmalar yürütüyordu. Elif de bunların haberlerini Aydınlık Gazetesi'nde sıklıkla hazırlıyor. İsterseniz önce bir NATO haberimizi izleyelim. Sonuç bildirgesiyle ilgili haberimizi izleyelim. Sonra üzerine konuşmaya başlayalım. NATO'nun 70. yıl toplantısına Londra ev sahipliği yaptı. Liderler zirvesi sonrası NATO-Londra deklarasyonu yayımlandı. Amerika ve Türkiye arasındaki gerginliğin taşındığı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump baş başa görüştü. Basına kapalı görüşme yarım saat sürdü. Trump yaptığı açıklamada Türkiye'nin NATO'da iyi iş çıkardığını söyledi. Zirve öncesi Türkiye, NATO savunma planlarına YPG'nin tehdit olarak alınmamasına tavrını, Baltık savunma planına onay vermeyerek göstermişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleriyle ilgili planlar için mutabakata varıldığını duyurdu. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor. İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Öte yandan Türkiye'nin Baltık planına onay vermesi, NATO PYD PKK'yı terör örgütü olarak görecek mi sorusunu akıllara getirdi. Stoltenberg, YPG'nin nasıl tanımlanacağının zirvede tartışılmadığını söyledi. İngiltere'nin başkentinde yayımlanan sonuç bildirgesinde terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor. Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız. Amerika dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı ifadeleri yer aldı. Bildirge açıklandıktan sonra kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri zirvede mutabakata varılan konuları aktardı. Çin ve Rusya NATO'nun gündemindeydi. Stoltenberg, Çin'in yükselişiyle ilgili tehditlerin ele alındığını, Rusya ile iletişim kanallarının ise açık kalmasına karar verildiğini duyurdu. NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmek içinse yeni adımlar atılacak. Stoltenberg konuyla ilgili karar verildiğini söyledi. Evet, sonuç bildirgesinde Çin ile ilgili öne çıkan iki nokta var. Bir tanesinde şu deniyor. Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız dedi Stoltenberg. Bir de 5G teknolojisiyle ilgili bir şey söyledi. O da aslında tabii Çin'le ilgili. Çünkü 5G iletişim teknolojisinde Çin dünyada başı çekiyor. 5G ile ilgili de dendi ki müttefiklerin 5G iletişim teknolojilerine ilişkin güvenliğine önem veriliyor. Siber ve hibrit tehditlere cevap verme yeteneklerinin geliştirildiği duyuruldu diye bu da açıklamalarda yer aldı. Evet Elif, nasıl değerlendiriyorsun NATO'nun sonuç bildirgesini ve Asya ile ilgili olan kısmını? Açıkçası çok beklenmedik bir sonuç çıkmadı NATO toplantısından. Çünkü uzun süredir bu alınan kararın artçıları vardı diyebiliriz. Örneğin 20 Kasım'da bir NATO zirvesi daha olmuştu Brüksel'de. Hı hı. O zaman NATO Genel Sekreteri Stoltenberg zaten bu toplantının gündemini ilan etmişti. Şunu söylemişti toplantı öncesinde. Bu toplantının gündemi Çin olacak. Hı hı. Biz Çin'i konuşacağız bu toplantıda. Çünkü Çin bize benzemiyor. Yani bizim bir yerleşik bir sistemimiz var, uluslararası bir düzenimiz var. Çin bu düzene benzemiyor, bu düzenin dışında konumlanıyor. Bizim için bir tehdit olabilir demişti. O toplantının hemen arkasından ABD Dışişleri Pompeo bir konuşma yapmıştı basın mensuplarına. NATO'nun esas düşmanı Çin demişti. Hı hı. Şimdi bu tarihler aslında NATO'nun da tartışıldığı tarihler aynı zamanda. Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirdi, evet, beyanı var Türkiye'nin operasyonları karşısında.
Türkiye'nin beyanları var. Trump'ın sık sık NATO ile ilgili gündeme getirdiği bütün yük ABD'nin omuzunda, Avrupa hiçbir şey yapmıyor tartışmaları var. Yani dolayısıyla bir yandan NATO tartışılıyor. NATO açısından bir boşluk var. ABD'de o boşluğu doldurmak istercesine sürekli NATO'nun önüne bir düşman konumlandırıyor. Dolayısıyla aslında bu toplantıda o düşmanın artık ilan edildiğini, daha net bir şekilde ilan edildiğini görmüş olduk diyebiliriz. Yani şunun gibi mi bir şey anlamalıyız? Aslında NATO'nun varlık sebebi ortadan kalkmıştı. Şimdi Atlantik cephesini yönetenler yeni bir varlık sebebi, yeni bir hedef arıyorlar kendilerine. Kesinlikle böyle diyebiliriz yani. NATO'nun kuruluş sebebi zaten hakikaten Soğuk Savaş diye adlandırdıkları dönemde Sovyetlere karşı ABD'nin kendini koruması. Hı hı. Ve nüfusunu genişletmesi, tek başına hegemon olmaya çalışması. Ki Soğuk Savaş bitiminde de ABD'nin hegemonyasını dünyada net bir şekilde hissediyoruz zaten. Ama bu hegemonya kısa sürdü. ABD'nin hegemonyası. Dolayısıyla hem ABD boşluğa düştü, hem gerileyen hegemonyası Avrupa devletlerinde de bir uyanış yarattı ve artık NATO'nun varlığını ve ABD'nin NATO'yu önderliğini sorgulatır hale geldi. Çünkü Macron'un açıklaması, NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirdiği açıklaması sadece bir uyumsuzluğa işaret etmiyor. Almanya liderlerinin de daha önce dile getirdiği gibi ABD'nin esasen Avrupa üzerindeki hegemonyasının sarsıldığına işaret ediyor. Böyle yorumlayan sadece biz değil, Asya'dan değil, yani böyle yorumlayan Atlantik kanalları da var özellikle. Bu Macron'un beyin ölümü tartışması ekseninde hep konuşuyoruz, Macron'dan bahsediyoruz. Ayrıca Türkiye karşıtı tavırları sebebiyle de sıklıkla eleştiriyoruz. Ancak Macron'un Çin'in hedef alınması konusunda ilginç bir açıklaması oldu. Sıra dışı diyebileceğimiz. Evet. O şunu dedi, NATO'nun dedi esas hedefi terörle mücadeledir. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, NATO'nun amacı Avrupa'nın üyelerinin korunmasıdır. Üyeleri terör tehdit etmektedir. Dolayısıyla NATO'nun hedefinde uluslararası terör olmalıdır diyerek bu Çin teklifini geçtiğimiz günlerde reddetmişti. Evet. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Yani Fransa'nın bu Çin'e karşı aldığı tavır aslında doğru bir tavır. Evet, ancak kesinlikle. Diğer taraftan da Macron'un Türkiye ile ilgili sözleri çok tartışılıyor. Bu çok önemli, Macron'un bu açıklaması. Çünkü bu açıklamayı sadece Çin'le ilgili yapmadı bu arada. Uzun süredir Macron Rusya konusunda da Amerika'ya bastırıyor. Yani biz Rusya ile ilişkilere devam edeceğiz. O açıklamada, Çin'le ilgili yaptığı açıklamada birkaç cümle daha var. Şunu söylüyor. Rusya coğrafi olarak zaten bize yakın diyor, Avrupa'ya. Yani coğrafi olarak da çok önemli. Bizim komşumuz neredeyse, yani böyle ifade ediyor. Dolayısıyla hem coğrafi olarak hem ticari olarak Rusya ile ilişkileri devam ettirmek zorundayız diyor. Bunu uzun süredir söylüyordu. Şimdi arkasından bu Çin çıkışı geldi. Yani şunu söyleyebiliriz. Fransa, Macron, ABD hegemonyasından rahatsız oluyor. Bu açık. Belki aslında NATO'nun varlığından rahatsız değil ama NATO içerisinde ABD'nin başkanlığı liderliğinden rahatsız. NATO bünyesinde belki Fransa'yı lider olarak görmek istiyor. Biraz aslında Türkiye ile çekişmeleri de buradan kaynaklanıyor. Macron'un NATO'dan rahatsızlığı diye ifade etmek değil de ABD'nin liderlerinden rahatsızlığı ve belki tek başına bu liderliği üstlenme niyeti, hayalleri diyebiliriz. Bu bağlamda da aslında diğer küresel güçlerle de ABD hegemonyasını Avrupa üzerindeki kırabilmek için diğer güçlerle de Rusya ile Çin'le ilişkilerini geliştirmek istiyor. Ama Türkiye ile de NATO bağlamında elbette çıkarları örtüşmüyor. Bunu görüyoruz. Fakat buradan şuna geleceğim. Önemli olan nokta şu. Artık ABD'nin hakikaten NATO'daki liderliğinin, dünyadaki liderliğinin sorgulanmaya başladığını, Fransa'dan da Atlantik'in önemli kuvvetlerinden biri diye nitelendirdik eskiden Fransa'yı. Fransa'da da görebiliyoruz. Şimdi bir, Macron bu açıklamayı yaptı. İkincisi 5G konusuydu. İşte bu NATO'nun gündemiydi zaten 5G. Uzun süredir ABD'nin de gündeminde. Hı hı. 5G konusunda öyle bir çekincesi var ki ABD'nin, artık Huawei'ye yaptırım uyguladı 5G konusunda, biliyorsunuz. Buna rağmen Almanya 5G anlaşması imzaladı Huawei ile. Yani Almanya ABD yaptırımlarına karşı anlaşmalar imzalıyor. Diğer bir müttefiki Fransa çıkıyor, diyor ki ya Çin'le Rusya ile biz ilişkileri devam ettireceğiz, koparmamalıyız. NATO'nun varlık sebebini dediğiniz gibi
sorguluyor. Dolayısıyla ABD'nin Avrupa'nın önüne koyduğu siyasetlerin de sorgulandığı bir dönemdeyiz. Yani şu çok önemli, Pompeo şimdi bu NATO zirvesinden önce, bir gün önce bir yazı kalem aldı Politico dergisinde, Politico sitesinde. Burada işte uluslararası özellikle ABD'li yetkililerin ara ara yazdı. Think Tank, ABD'li Think Tank kuruluşlarının yazılarının yayınlandığı bir site, medya kuruluşu. Burada bir yazısı var. Bu yazıda Pompeo, yani yazının tamamında Çin'i ve 5G'yi hedef alıyor. Hı hı. Ve Avrupa'ya bir çağrı yapıyor. Diyor ki bir gün sonra Avrupa liderlerinin de bir toplantısı olacak diyor. İletişim bakanlarının bir toplantısı olacak. O toplantıdan önce bu söyleyeceklerimi değerlendirmelerini istiyorum ve onlara bir çağrıda bulunuyorum diyor. 5G teknolojisi, Çin'in 5G teknolojisi çok güçlü fakat güvenilir değil. Hı hı. İddia eğer, bu. Evet, iddia, böyle iddia ediyor. Güvenilir değil. Bütün altyapımızı Avrupa'nın, Amerika'nın, yani müttefiklerimizin bütün altyapısını ele geçirebilecek güçte diyor. Hı hı. Dikkatli olun diyor. Bir korku bir iklimi yaratıyor da, aslında. Tabii. Avrupa Birliği ülkelerine sesleniyor ve diyor ki dikkatli olun diyor Çin teknolojisine karşı. Hı hı. Bu anlaşmayı Çin'le yapmayın. O zaman biz sizi koruyamayız. Avrupa toplumunun özgürlüğüne bilmem nesine düşkün olan, güvenliğine düşkün olan Avrupa toplumunu biz koruyamayız. Bu anlaşmayı bizle yapın. O zaman güvenliğimizi hep birlikte sağlayabiliriz diyor. Yani hem uyarıda bulunuyor hem tehdit ediyor. ABD bu tehdidi uzun süredir yapıyordu zaten. Bu yazıyla da Pompeo NATO zirvesinden önce bir gün önce kaleme aldığı bu yazıyla da Avrupa ülkelerini bir kez daha Çin konusunda, 5G konusunda tehdit etmiş oldu. 5G konusunda Almanya'yı tehdit etti. Almanya ayrıca Rusya ile Almanya arasındaki enerji projeleriyle ilgili de daha önce tehdit etmişti. Hatta evet. Almanya'daki şirketlere Amerika mektup yollayıp eğer diyor siz Ruslarla işbirliği yaparsanız size yaptırım uygularız diye geçtiğimiz yaz açıktan evet, da tehdit evet. ediyordu. Bu arada bu Amerika'nın Avrupa'yı korkutması ile ilgili aslında bugünkü deklarasyonda da bir nokta enteresan. Deniyor ki işte Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikaların ortaya çıkardığı fırsat ve sınamalar ittifak olarak birlikte ele almalıyız. Yani aslında şunu diyor NATO, fırsatlara kapılıp da AB olarak farklı kararlar almayın. Çünkü bugün biliyoruz ki kuşak ve yol projesinde Yunanistan, İtalya, İsviçre, evet. bütün bu ülkeler kuşak evet, ve yol ile ilgili adımlar attı. Çin'le anlaşmalar imzaladı. Bugünkü bildirgede de deniyor ki fırsatları ittifak olarak birlikte ele almalıyız. Yani evet. siz ayrı ayrı Çin'le kuşak ve yol için ya da teknoloji için imzalar atmayın diyor. Ben de şimdi haberini yaptığım için ben de bu açıklamayı biraz ezberimde gibi. Ondan bir cümle önce de şunu söylüyor fırsatlar cümlesinden önce. Çin hem fırsatlar sunuyor hem de tehditler diyor. Yani hem tehdit değil de yani meydan okuma diye tarif ediyor. Hem fırsatlar sunuyor ama aynı zamanda Çin teknolojisi meydan okuyor bize diyor. O yüzden yani birlikte yani fırsatlar var evet. Dediğin gibi buna kapılmayın çünkü meydan okuma da var buna karşı birlikte hareket edelim diye. Bence buna rağmen yani tabii NATO zirvesi, NATO'nun gündemine girdi, karar bildirgesine, deklarasyonuna girdi Çin 5G korkusu. Ama buna rağmen ben Avrupa ülkelerinin bu tehdide boyun eğeceğini sanmıyorum. Fransa'nın Macron'un açıklaması, Almanya'nın işbirliğine devam etmesi, kuşak yol projesi bir kere başarılı bir şekilde yoluna devam etmesi buna gösteriyor. Aslında bu tehditlerin altında biraz şu yatıyor, yani girmiş olduk kuşak yola, o da güzel. Hakikaten kuşak yol projesini, Çin'in ABD hegemonyasını sonlandıracak olan enerji anlamında da, teknoloji anlamında da ve Çin'i aslında Batı'yla buluşturacak olan, şimdi Çin çünkü hep şey diye tarif ediyor onu, yani uyum dünyası yaratmak, tek kutupluluğa karşı, çok kutupluluk bile demiyor, yani uyum dünyası yaratmak istiyoruz biz diyor. Doğu'yla Batı birleşsin, bütünleşsin, kapılar, sınırlar, hegemonik sınırlar ortadan kalksın. Birlikte kazanalım. Evet, birlikte kazanalım. Win-win, kazan-kazan politikası bunu sunuyor. Özellikle de enerji ve teknoloji anlamında bunu sunuyor. Şimdi Çin bu projeyle hem ABD'yi enerji anlamında geride bırakacak. Çünkü önemli enerji bölgelerinden geçecek bu kuşak yol projesi. Ve o ülkeleri de enerji bağlamında kalkındıracak. Yeni enerji anlaşmaları imzalanıyor. ABD'yi arkada bırakıyor işte...
Ukrayna konusunda telaşlı, enerji anlamında yine geride bırakıyor diye. Ve teknolojik anlamda da senin de yayının başında bahsettiğin gibi Amerika'yı özellikle son 3 yıldır çok ciddi anlamda geride bıraktı. Yapay zekada 5G konusunda zaten ABD'yi geçmiş durumda, daha önce keşfetmiş durumda. Şimdi ABD'nin dünyadaki hegemonyası iki şeye dayanıyordu esas. Yani birincisi dolar, ikincisi de teknoloji. Yani hem askeri anlamda hem de diğer üretim anlamında. Şimdi her anlamda ABD hegemonyası kırılıyor. Özellikle teknoloji alanında bunun kırılması, ki Çin bunun önderliğini yürütüyor, evet, bugün. Ciddi anlamda ABD'yi telaşa düşürmüş durumda. Bütün bu açıklamaların, yani Pompeo'nun yazısı, Avrupa'ya savurduğu tehditler, medya organlarının, Atlantik medyasının New York Times başta olmak üzere bir ayı yakın bir süredir yürüttüğü kara propaganda aslında bunun göstergesi. Kuşak ve Yol'un aslında Çin'in dünyayla bütünleşme projesi olduğunu söyledin. Burada enteresan bir nokta şu. Geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu Pompeo Avrupalı mevkidaşlarını tehdit etmeden, siz Çin'i tehdit olarak görün demeden önce, ondan önce Henry Kissinger bir açıklama yaptı ve çok ses getirdi dünyada. Dedi ki yeni bir soğuk savaşa hazır olun dedi. Yeni soğuk savaşın içindeyiz, buna hazır olun dedi. Tabii ki bunu söyleyen Kissinger olunca aklımıza onlarca soru geliyor geçmişinden, evet, dolayı. Biz bunu Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Semih Koray'a da sorduk. Eğer rejiden rica etsek Semih Koray haberini bir verebilirse, hem Kissinger'ın hem de Pompeo'nun açıklamalarını Semih Koray Hoca değerlendirmişti. Rejiden de onun görüntüsünü rica edelim. Türkiye NATO'yu kırmızı çizgileri konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım ayı başında İngiliz The Economist dergisine verdiği röportajda NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Macron, beyin ölümü açıklamasını Barış Pınarı Harekatı'nın icra edilmesinin ardından yapmıştı. Türkiye ile NATO'nun diğer üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar derinleşirken NATO'nun işlevi ve varlığı da tartışılmaya devam ediyor. Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Profesör Doktor Semih Koray yaşanan gelişmeleri ulusal kanala değerlendirdi. Türkiye'nin Türkiye olmaktan vazgeçmediği takdirde Atlantik sistemi içinde barınmaya devam edemeyeceği, Türkiye kendi bağımsızlığından, toprak bütünlüğünden, güvenliğinden ciddi ödünler vermediği takdirde Atlantik sistemi içinde devam etmesine imkan yok. Türkiye olmaktan çıkartmanın tek yolu vardı, darbeydi. NATO, Atlantik sistemi onu da denedi, FETÖ'cü darbe ezildi. Semih Koray, yaşanan hadiseleri Türkiye'nin Atlantik sisteminden kopup Avrasya'ya yönelmesi şeklinde açıkladı. Uzunca bir süredir gerçekleşmekte olan Atlantik sisteminden kopup Avrasya'ya yönelmesinin sadece gerçekleşen bir şey değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir şey olduğunu gösteriyor. Profesör Doktor Semih Koray, Atlantik sistemiyle Avrasya iklimi arasındaki çelişmenin derinleştiğine dikkat çekti. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın geçen hafta yaptığı açıklamayı hatırlattı. Kissinger, Amerika ve Çin'in soğuk savaşın eşiğinde olduğunu ifade etmişti. Yeni soğuk savaş diye aslında adlandırılan ve saldırgan tarafın Atlantik sistemi olduğu, yani bu soğuk savaşı çıkartan tarafın Atlantik sistemi olduğu durumda bunun nedeni tamamen bu. Kendisine alternatif, daha önceden yoktu böyle bir şey. Kendisine hakikaten alternatif olan yeni bir dünya oluşuyor, yeni bir uygarlık doğuyor. Bunu önlemek için soğuk savaş veya her türlü çaba buna yönelik Atlantik sisteminde. Semih Koray, NATO içinde tartışmaların yaşanıyor olmasını da Avrasya güçlerinin yükselişine bağladı. Bugün artık dünyadaki saflaşma, o konuşlanmayı etkileyen, saflaşmayı ortaya çıkartan şey ABD'nin gücü değil, Avrasya'nın yükselişi. Aslında
NATO içindeki ayrışmalar. Evet, Semih Koray'ın tespitleri böyle. Çok önemli tespitler. Nasıl değerlendiriyorsun? Kesinlikle çok önemli. Özellikle o yaptığı vurgu. Yani biz tabii şey diye tarif ediyoruz ama ABD geriliyor, yükseliyor. Hakikaten doğru bir matematik koymuş ortaya. Yani ABD gerilediği için yükselmiyor. Avrasya yükseldiği için, yani mazlum milletler yükseldiği için ABD geriliyor. Çok doğru bir matematik gerçekten, yerli yerinde bir değerlendirme. Biz zaman zaman... ABD'nin gücünü de, affedersin böldüm, ABD'nin gücünü de gereğinden fazla büyütme tespitlerine karşı aslında bir de öne almış oluyor yani bu değerlendirmede. Aynen öyle. Bir de önemli nokta, işte NATO kendi içinde tartışıyor. NATO güç kaybediyor. NATO bölünecek mi? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşecek mi diye. Biz de belki biraz gündeme kendimizi fazla kaptırıp diyalektiğin diğer tarafını göz ardı ediyorduk. Semih Koray Hoca burada önemli bir tespit yapıyor ve diyor ki beyin ölümü gerçekleşiyorsa bile veya Türkiye NATO'dan kopuyorsa bile bu NATO'nun iç çelişkilerinden ziyade diğer tarafın güçlenmesiyle önemli diyor. Kesinlikle. Çok bilimsel bir değerlendirme. Kesinlikle. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bunun dışında şimdi bugün yaşanan bir başka gelişme var. O da bir yandan NATO zirvesinde sonuç bildirgesinde Çin ile ilgili Çin'in yükselişinin bir tehdit olarak gösterildiği bir bildirge var karşımızda. Bir de bugün Temsilciler Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden Uygur Türklerine yönelik sözde baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı geçti. İzleyicilerimize söyleyelim, bu sadece Temsilciler Meclisi'nden geçiyor, sonra Senato'ya gitmesi lazım, sonra Trump'ın onaylaması lazım. Ancak Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bile böyle bir zamanda yeterince önemli. Üstelik 1'e karşı 407 oyla kabul ediliyor. Yani demokratlarla cumhuriyetçiler Çin'e karşı birlikte tulum çıkartmışlar neredeyse. Evet. Bugün Aydınlık da bunun haberini de hazırladığını biliyoruz. Ne söylemek istersin? Temsilciler Meclisi ne amaçlıyor? Ne yapmak istiyor? Aslında bütün bu anlattığımız denklem, yani bence Semih Hoca ile girmişken çok güzel yerinde geldi bu haber. Yani o anlattığımız denklem hakikaten bugüne kadar mazlum milletler dediğimiz işte sömürülen, baskıya, zulme uğrayan, işgallere uğrayan, şimdi hakikaten onların ayağa kalktığını, birleştiğini, birlikte hareket etmeye başladığını ve artık mazlum bir millet değil, yani tam aksine ABD hegemonyasına karşı savaşan ve onu kıran, yükselen güçler, yükselen uygarlıklar, her anlamda yükselen, yani sadece askeri anlamda değil de yani sağlıkta, bilimde, sanatta, sporda her anlamda yükselen ve çürüyen bir sisteme karşı neoliberalizmin dünyaya dayattığı o sisteme karşı yeni bir sistemin, daha paylaşımcı, daha adil bir düzenin bu uygarlıkların yükselmesiyle birlikte aslında ortaya çıktığını görüyoruz. Semih hocamız da biraz yazılarında bundan bahsediyor, yazar sık sık. Bir istersen lafını keseceğim, kusura bakma. Adnan Akfırat, Vatan Partisi Çin temsilcisi. Kendisi şu anda Çin'de, Skype'da bağlanacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Türkiye'ye selamlar, saygılar. Teşekkürler Adnan Bey. Elif İlhamoğlu ile birlikte Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Elif İlhamoğlu ile birlikte hem NATO sonuç bildirgesini tartışıyoruz, hem de bugün Amerika Temsilciler Meclisi'nde Uygur Türklerine yönelik sözde baskıyla ilgili Çinli yetkililere yaptırım öngören bir yasa tasarısı kabul edildi. Çin'in de buna tepkisi vardı bugün. Çin'in hem NATO sonuç bildirgesine hem de ABD'nin bu girişimlerini nasıl değerlendiriyor Adnan Bey? Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong konusunda Amerika devletinin aldığı Hong Kong'un iç işlerine müdahaleyi öngören ve bazı yaptırım içeren kararını, kanununu çok sert bir şekilde protesto etti. Aynı şekilde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle ilişkin alınan karar konusunda da Çin Halk Cumhuriyeti bunun Çin'in egemenlik haklarına aykırı olduğunu, uluslararası Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu ve Amerika'nın
bildik. Dünya jandarması rolünü sürdürmeye çalışması olarak nitelendiriyor ve ağır sözlerle kınıyor. Çin Halk Cumhuriyeti Amerika'nın saldırganlığına karşı daha aktif, daha net, daha kararlı bir politika izleyeceğini bildirdi ve Çin'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini savunma konusunda gerekli güce sahip olduğunu da bütün açıklamalarda altını çizerek belirtiyor. Adnan Bey, peki baktığımızda siz de bahsettiğiniz bir Hong Kong konusu var. Amerika'nın üzerinde durduğu ve Çin dışişlerinin pek çok defa Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'yi suçladığı bir Hong Kong'daki olaylar var. Yazın başından beri devam ediyor. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki burayla ilgili uluslararası basında çıkan pek çok yalan haber var. Bir de güneyde Çin denizinde bir sıkışıklık yaşanıyor. Burada da Amerika daha çok donanmasıyla Çin'i sıkıştırmaya çalışıyor. Bu üç konuyu ele aldığımız zaman Amerika sizce Çin'e karşı bu uyguladığı baskı politikasında başarıya ulaşabilecek mi? Amerika dünya hegemonyasını, dünyadaki jandarmalarını sürdürmeye çalışıyor. Ve 1985 yılından itibaren de Amerika askeri stratejisini değiştirdi. Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nı kurup Batı Asya'da enerji kaynaklarına el koyma projesini başlattığında da hedef Çin'i kuşatmaktı ve Çin'in gelişmesini engellemekti. Batı Asya'da özellikle Türkiye'nin direnişiyle başarılı olamadığını biliyoruz. Pasifik'e Amerika bütün güçlerini yığdı. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, Amerikan askerinin stratejisi de esas olarak Pasifik'e yığınak yakmak şeklinde. Amerika'nın askeri güçleri ağırlıklı olarak Pasifik'te toplanmış durumda. Belirttiğiniz gibi Pasifik'te iki önemli konu var. Bir, Güney Çin Denizi sorunu. Güney Çin Denizi sorunu bizim Doğu Akdeniz'de yaşadığımız denizdeki egemenlik hakları sorunu. Orada da Amerika'nın Çin'in egemenlik haklarına müdahalesi var. Ama asıl büyük konu Tayvan konusu. Tayvan Adası. Biliyorsunuz Tayvan Çin'in bir eyaleti olarak görülüyor Çin Halk Cumhuriyeti tarafından. Ve Tayvan'ın da tıpkı Hong Kong'da olduğu gibi barışçı bir şekilde Çin'le birleştirilmesi hedefleniyor. Hong Kong'daki bu saldırganlık ve kargaşa, terör ağırlıklı olarak Çin'in Tayvan'ı barışçı bir şekilde anavatana katmasını engellemek için hazırlanan bir planın parçası. Çünkü Tayvan'da Çin'le birleşmeyi savunan Kuomintang Partisi seçimlerde çoğunluğu elde edecek durumda ve Kuomintang'la Çin Komünist Partisi yıllar sonra işbirliği yapmak için karar aldı. Kuomintang yetkilileri Pekin'e geldiler. Olumlu görüşmeler yapıldı. Ve Tayvan'da da halkın büyük çoğunluğu anavatanla iki sistem, tek devlet politikası temelinde birleşmesinden yana. Hong Kong'da çıkartılan olaylar bütün dünyaya Çin'in iki devlet, iki sistem, tek devlet politikasının uygulatılamadığını göstermek için yapılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu kadar taşkınlığa, insanların hayatlarına, mallarına zarar veren, Hong Kong'un ticaretine ve ekonomik gelişmesine zarar veren bu eylemlere bu kadar sağduyulu yaklaşmasını
anlamıyorlar. Haklı olarak tepki gösteriyorlar. Çünkü yapılan şeyler kabul edilebilir türden değil, açık teröristçe faaliyetler. Ve herkesin gözü önünde de Amerikan, İngiliz bayrakları taşıyarak bunları yapıyorlar. Fakat gelinen noktada Hong Kong'daki bu taşkınlığa rağmen Çin hükümetinin silahlı kuvvetlerini yollayıp Hong Kong'a müdahale etmemesi, Batı'nın elindeki taşı onların ayaklarına düşürmesine neden oldu. Yani Batı'nın amacı Tayvan halkı. Batı'nın amacı Çin devletinin Hong Kong'a sert bir müdahale ederek uluslararası kamuoyundaki prestijini mi kaybettirmekti? Mesele uluslararası prestij meselesi değil. Esas olarak Tayvan'ın barışçı bir şekilde Çin'e katılmasını hedefliyor Çin yönetimi. Ki Tayvan'ın barışçı bir şekilde Çin'e katılması Çin'in hem Pasifik'teki dengeleri değiştirmesine hem dünya çapında büyük bir saygınlık kazanmasına neden olacak bir olay. Onun için bunu engellemek için kışkırtıcı davranışlarda bulundu Amerika, İngiltere ve Çin hükümetinin, Çin Silahlı Kuvvetleri'nin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Hong Kong'a sert bir müdahalede bulunup bu teröristleri engelleyeceğini varsayıyordu. Ona zorluyordu Çin hükümetini. Fakat Çin hükümeti bildiğiniz Çin sabrıyla son derece ılımlı yaklaştı. Bunun arkasında bir renkli devrim yaratma çabası olduğunu ve Amerika'nın kışkırtıcılığının bulunduğunu, Amerikan büyükelçilik görevliler, konsolosluk görevlilerinin, affedersiniz, Hong Kong'daki Amerikan konsolosluk görevlilerinin açık bir şekilde müdahalede bulunduğunu kanıtlarıyla ortaya koydu. Fakat bu konuda yetkili olan makamın Hong Kong'daki özel yönetim olduğunu ve Hong Kong yönetiminin bu sorunları çözecek beceriye, dirayete sahip olduğunu ısrarla vurguladı ve Hong Kong'un Çin'i istikrarsızlaştırılmak için kullanılmasına tepki gösterdi. Uluslararası alanda tepki gösterdi ve dünyada Amerikan saldırganlığına maruz kalan, Amerika'nın bu davranışlarından rahatsız olan devletleri, milletleri, halkları Çin'le dayanışmaya çağırdı. Sabrını göstererek Batı'nın bu kullandığı şantajı, kışkırtmayı onun aleyhine dönüştürdü. Bunun etkisi esas olarak Tayvan'da. Yani genel olarak Tayvan halkı bu kadar kışkırtmaya rağmen Çin'in 1997'de verdiği sözün arkasında duruyor olmasını kuşkusuz değerlendiriyor. 22 yılda Hong Kong iki sistem tek devlet modeliyle Çin'in bir parçası haline geldi. Hızla kalkındı, gelişti. Hong Kong Çin ekonomisinin gelişmesinde bir istasyon görevi gördü. Benzer bir gelişmenin de Tayvan'da yaşamasını, Tayvan'daki Çin milletine bağlı olan vatandaşları da istiyorlar. Anladım, anladım efendim. Yani diyorsunuz Hong Kong'daki gelişmeler aslında Tayvan'ın Çin'le bütünleşecek olmasıyla ve oradaki siyasi gelişmelerle alakalı. Ancak Çin'in Hong Kong konusundaki tavrının da Tayvanlılar tarafından beğenildiğini dile getiriyorsunuz. Adnan Bey, ekleyeceğiniz başka evet. bir husus var mı? Kuşkusuz bu Tayvan'ın Çin'le birleşmesi Amerika'nın Pasifik'teki bütün hamlelerini boşa çıkartacak önemde bir gelişme. Çünkü Tayvan tıpkı Kıbrıs adamız gibi batmayan uçak gemisi durumunda. Orada bir Amerikan üssü var. Amerikan filolarının ikmal yaptığı yerlerden birisi. Tayvan'ın Amerika'nın nüfuzundan çıkıp Çin'le birleşmesi Amerika'nın Pasifik'te planladığı askeri operasyonları da başarısız kılacak stratejik bir hamle. Ve son derece meşru bir olay.
Tayvan Çin'in bir parçası ve bütün dünyaya Çin yönetimi bunu kabul ettirdi. Artık Çin Cumhuriyeti diye tanınan bir Tayvan yok. En küçük geçmişte Amerika'nın sömürgesi, Fransa'nın sömürgesi olan küçük devletler dahi, ada devletleri dahi artık tek Çin politikasını benimsediler. Tayvan'ı ayrı bir devlet olarak tanımıyorlar. Dolayısıyla Hong Kong'daki mücadelede Çin Halk Cumhuriyeti'nin gösterdiği direnç aynı zamanda bütün dünya halklarına da yarar sağlayacak. Amerikan saldırganlığını geriletecek, küskürtecek. Amerika'yı Pasifik'te çılgınlıklar yapmaktan alıkoyacak bir çaba. Bizim ilerici insanlık olarak Tayvan ve Hong Kong konusunda Çin'le dayanışmamız lazım. Peki oldu efendim. Çok teşekkür ederiz. Biliyoruz orada saat oldukça geç. Vakit ayırıp programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Elif İlhamoğlu'na da selamlar, saygılar, kolaylıklar diliyorum. Türkiye'ye mücadelesinde başarılar diliyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği mücadelenin Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Çin Devleti'ne anlatılması tarihi önemde. Çünkü Çin'in Güney Çin Denizi sorunları önümüzdeki dönemde tekrar kaşınmaya başlayacak. Türkiye ile Çin'in egemenlik, denizdeki egemenlik hakları konusunda dayanışması da dünya çapındaki dengeleri değiştirecek önemli bir gelişme olacaktır. Çok teşekkürler efendim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar sana. Evet, Vatan Partisi Çin temsilcisi Sayın Adnan Akfırat Skype bağlantısıyla bağlandı ve son cümlesinde de aslında bize bir ödev vermiş oldu Elif. Evet. Dedi ki Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin başarıları ve mücadelesi Çin'e doğru bir şekilde anlatılmalı dedi. Bu da herhalde Türk medyasının bir görevidir. Kesinlikle evet, çok doğru. Notumu aldım ben. Bu konuyu işleyeceğiz mutlaka gazetemizde. Şimdi Adnan Akfırat, süremiz de azalıyor. Dolayısıyla istersen bir toparlayalım, şöyle ilerleyelim. Adnan Akfırat'a biz aslında 3 konu sorduk. Üçü de birbiriyle bağlantılı. Doğru. Ne bu? Hong Kong, Çin Denizi ve Sincan Uygur özerk bölgesindeki toplama kampları oluşturulduğu yalan haberleri. Bunların hepsinin tek bir yerden servis edildiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta sen önemli bir haber yaptın. Bu tek bir yerden servis edilen haberin aynı anda 14 ülkede 17 basın kuruluşu muydu? Sayı evet. Öyle miydi? Aynı anda bütün dünyaya servis edildiğini görüyoruz. Ve bunlar hepsi farklı noktalardan servis edildiği için insanlar ister istemez inanabiliyorlar. Evet, yani diyor evet, ki kesinlikle. Ama bu haber ABD'den gelmedi ki diyor. Asya'da bir internet sitesinden geldi diyor. Ya da Türkiye'den geldi diyor. Çin'e karşı Batı'nın bu psikolojik savaş makinesini bize biraz anlatırsan kafamızda daha netleşir. Bir kere bu bir medya operasyonu diyebiliriz yani. Büyük bir psikolojik savaş operasyonu, bir medya operasyonu. Çünkü senin de ifade ettiğin gibi insanlar yani bir tane yerden geldi değil. Ben bile akşam otururken zaten öyle fark ettim. Akşam yüklediler bu dosyaları internete ve sosyal medya hesaplarından 14 ülke, 17 medya kuruluşu, 75 gazeteci. 75 gazeteci aynı anda bütün hesaplarından paylaşmaya başladılar. Yani şöyle akşam otururken, haberlere bakarken sosyal medyada tak 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 birden bildirimler gelmeye başladı. İşte BBC, New York Times, şu bu bilmem ne, İsrail'i, Japonya'sı, Kanada'sı, dünyanın dört bir yanına yani bütün Atlantik medya kuruluşlarından aynı anda bildirimler gelmeye başladı ve hepsi işte Çin zulmü, Çin'in Uygurlara baskısı, merhamet etmeyin. Sonraki belgelerde de işte şey, Çin teknolojisi insanları hapsediyor vesaire. Yani böyle Çin'i düşmanlaştırmaya çalışan, canavarlaştırmaya çalışan uluslararası toplumun gözünde. Orada çok önemli de bir ifade vardı yani. Çok kritik, tehlikeli bir ifade bence. Şöyle geçiyordu. New York Times'ın o sözde belgeler üzerinden yorumladığı haberde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan en büyük baskı, zulüm. Yani Uygur bölgesindekini böyle ifade ediyor. Tabiri caizse bir Hitler, Nazi benzetmesi yapıyor. Yani bunlar hakikaten çok korkunç iddialar.
Büyük bir operasyon bu, tehlikeli bir operasyon. Küçük bir parantez açayım. O haberlerde çok ilginç olan bir nokta vardı. Konuşmamızın en başında da söyledik. Hatta NATO bildirgesine de giren 5G teknolojisi o haberlerin içinde de geçiyordu. Yani o haberlerde bir yandan da şu deniyor. Çin devleti elinde tuttuğu teknolojik imkanlar sayesinde bu insanlara zulmediyor, yalan söylüyor. Kesinlikle. 5G teknolojisi ve yapay zeka ile şunu söylüyor Çin. Bunu yorumluyor yani haberler. Çin elindeki teknolojiyi araçsallaştırıyor, insan hakları ihlalleri. İşte Çin'i toplu bir hapishane haline getirdiler vesaire. Ve belgede işte Xi Jinping'in konuşmasından örnekler veriyor. Onu soracaktım. Şöyle, bu haberler çıktı ve bu haberler şöyle çıktı. Bir sızıntı oldu. Biz Çin devletinin belgelerini ele geçirdik. Evet. Sen bu belgeleri inceledin. Kesinlikle. Bu belgeler neyin sızıntısı? Yani sızıntı deyince sanki gerçek bir şey varmış da o ortaya çıkmış gibi algılanıyor. Bu belgeler sızıntı mı? Şimdi iki posta belge var. Birincisi, ilk belgeler New York Times'ın ilk yaptığı haber. Bir 19 Kasım olması lazım. 16 Kasım'da pardon. Sonraki haberini de 25 Kasım'da yaptı. 16 Kasım'da yayınladığı belgelerde şunu söylüyor. Çin devletinden sızdırdık. Xi Jinping'in sözleri diyor ki Uygurlara merhamet yok. Şimdi Çin bu belgeleri yalanlamadı ama şunu söyledi, çarpıtılıyor dedi. Yani yalan da olabilir, doğru da olmayabilir ama Çin şunu söyledi, yalanlarla, çarpıtmalarla manipüle edilmeye çalışıyor. Çin'in terörle mücadelesi dendi. Ki bir kere New York Times'ın haberi baştan aşağı yalan, bunu söyleyebiliriz. Yani çarpıtma da değil, baştan aşağı yalan. Dışişleri'nin açıklamasında, Çin Dışişleri'nin açıklamasında bir de şu nokta da güzeldi. Bu çarpıtma haberler acaba hangi gizli ajanda için yapıldı diye de bir soru işareti koyuyordu dışişleri bakanlığı. Biz gizli ajandayı zaten şimdi Sayın Adnan Akfırat da anlattı. Gizli ajandası belli. Yani Sayın Adnan Akfırat Hong Kong'dan bahsetti. Tayvan planı bence bu çok önemliydi. Bir de Sincan Uygur özel bölgesine ilişkin özel bir planı var. ABD'nin hegemonyasını sürdürmeye ilişkin. O da Kuşak Yol projesine zarar vermek diyebiliriz. Çünkü Çin Sincan Uygur özel bölgesini Kuşak Yol'un yıldızı olarak tarif ediyor. Kuşak Yol'un yıldızı yapacağız bu bölgeyi, kalkındıracağız ekonomik olarak, kültürel olarak ve Çin'in batıya açılan kapısı olacak Sincan Uygur özel bölgesi. Yani projenin kalbi tabiri caizse. Enerji yollarının geçeceği Çin'in merkezinden gelecek o yollar, tren yolları, enerji yolları buradan geçecek ve batıya ulaşacak Sincan Uygur özel bölgesinden geçerek. Dolayısıyla kilit bir nokta ABD'nin burada 2016'dan beri tek bir terör olayının dahi yaşanmadığı, tek bir kargaşanın yaşanmadığı bu bölgede, Sincan Uygur özel bölgesinde yeniden karışıklık yaratma, kargaşa yaratma, oradaki istikrarı bozma, enerji yollarının güvenliğini tehlikeye atma, projenin güvenliğini tehlikeye atma olduğunu söyleyebiliriz. Zaman çok hızlı geçti. Ne yazık ki reji uyarıyor. Programın sonuna geliyoruz diye. Eksik kalan bir şey ya da bir söylemek istediğin son bir sözle bitirelim. Yani son söz olarak belki şunu söyleyebiliriz. Şimdi ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Griffin bir makale yazdı. Defense News'te yayınladı bu makalesini. Burada şunu söylüyor. Biz Sovyetler Birliği'ni yendik ABD olarak. Fakat Rusya ve Çin'i yenemiyoruz bugün. Çünkü çok gelişmiş bir teknolojiye sahipler, askeri teknolojilerini geliştiriyorlar, ticareti geliştiriyorlar diye. ABD kendisi itiraf ediyor bütün amacını. ABD hegemonyası geriliyor, Asya, Avrasya yükseliyor, Batı'yla da bütünleşiyor. ABD, Fransa arasında bir ticaret savaşı var bugün, vergiler var, arttırılan. Biliyorsunuz ABD şaraba, Fransız şarabına, peynirine vergi koydu. Fransa, ABD, Google'una, internet araçlarına vergi koydu. Yani Asya, Avrasya, Batı'yla da bütünleşerek, Avrupa'yla da bütünleşerek bir Avrasya uyum dünyası yaratmaya çalışıyor. Çin de bu yaratılmaya çalışılan uyum dünyasının en önemli aktörlerinden biri. Elbette ABD bundan rahatsız, telaşlı ve kendisinde itiraf ettiği gibi Çin'i, Rusya'yı, Asya'yı, Avrasya ülkelerini yenemeyecekler. Son bir bilgi, bu uyumla, Çin ve Rusya ile ilgili uyumla ilgili şunu da söyleyelim. Dün Sibirya doğalgazını Çin'e taşıyan doğalgaz hattı açıldı. Rusya'nın doğalgazı artık Çin'e ulaşıyor. Ayrıca geçtiğimiz haftada Rusya ile Çin arasında otobanı geçiren bir köprü ilk kez açıldı. Böylece Çin ve Rusya'da da ticareti geliştirmek için kısa bir otoban köprüsü inşa edildi. Bir otoban hattı inşa edildi. Bunun da bilgisini verelim. Katıldığın için çok teşekkür ederim Elif. Ben teşekkür ediyorum sana.
Değerli izleyiciler, Yeni Dünya programında Batı Atlantik Sistemi'nin Çin ile ilgili planlarını konuşmaya çalıştık. Elif İlhamoğlu, Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi, Semih Koray, Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı'nın görüşlerini yer verdik. Ayrıca Adnan Akfırat, Vatan Partisi Çin temsilcisi de bize Skype'la bağlanıp Çin'deki, Çin'den bakış açısını ve sıcak gelişmeleri aktardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Yeni Dünya'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.